Kamil Bilici ile Bir Dünya Sanat başlıyor. Müzikal Çekiniş Küpe FM'den, ben Deniz Kamil Bilici'den. Tekrar mutlu akşamlar efendim. Saatlerimiz 20.15'i gösterirken Bay Bilici de Cumhuriyet coşkusunu, Cumhuriyet yürüyüşünün coşkusunu elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştık. Ve şimdi de Bir Dünya Sanat'ta Türk sinemasının efsane yönetmenlerinden biri. Benim için çok heyecanlı bir program, çok keyifli bir program olacağına da canı gönülden inanıyorum. Temel Gürsu bizlerle birlikte önümüzdeki bir saat içerisinde sanat hayatını ve bundan sonraki projelerini, planlarını, her şeyi değerlendirme şansımız olacak. Dinleyicilerimiz de bize soru, görüş ve önerilerle katılmak isterse 0212 727 1111'den bize ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra sosyal medya üzerinden de facebook.com/küpefm ve twitter.com/küpefm yine bize ulaşıp soru, görüş ve önerilerinizi iletebileceğiniz sosyal medya adreslerimiz dedikten sonra stüdyomuzda Temel Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Önümüzde çok dolu, dopdolu bir saat var. Ben şöyle CV'nize bir bakıyorum da tek nefeste okunabilecek gibi şeyler de değil. Bir program da bize bunları değerlendirmeye yetecek mi? Onda da çok açıkçası... Başkalarını yaparız. Evet, ilerleyen zamanlarda mutlaka tekrarlamamız gereken bir program olacak. Dinleyicilerimize kısaca kendinizi anlatarak başlayalım mı? Efendim, programa başlamadan önce ben Cumhuriyet'in 90. Evet. Yıl dönümünü kutluyorum. Türk ulusumuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Atatürk çocuğuyuz. Atatürk ilke ve inkılaplarıyla büyüdük. Devamını diliyorum. Bunun dışında sinemayla ilgili şöyle anlatayım. Ben lise bittikten sonra Acar Film Stüdyolarına girdim. Yani yazları biz, babam böyle biz çalışmamız için hep boş gezmeye diye bir yerlere verirdi. İyi ki de vermiş. İyi ki de vermiş. O sırada da abim hukuk fakültesinde okuyordu, Tanju. Artist dergisinin yarışmasını kazandı, birinciliğini. Filiz Akın'la kazandılar. Aynı yıl biz abi kardeş filmciliğe girdik. Ve ben filmciliği o kadar sevdim ki... O kadar ısındık ki o gün bir girdik, hala çıkamadık, içerisindeyiz. Ne güzel. 52. sene bu sene. Yarım asırı aştık Allah'a çok şükür. Çok güzel. Bu arada 100'ün üzerinde sinema filmi, 20 taneye yakın televizyon filmi, 17 tane de televizyon dizisi çektim. Ki bunlar 300 bölümün üzerindedir tahminimce. İşte bugünlere kadar geldik. Çok güzel. Bir de yayın öncesinde de sohbet ederken ben de şeyden bahsettim. Siz bu işin mutfağından da başladınız aynı zamanda okuldan sonra. Hani radyoculuk da sinemacılık gibi değil kesinlikle tabii ama hani gönülle yapılan, severek yapıldığında çok verimli olan ve bir iş olarak değerlendiriyorum. Paralel özellikleri var ikisinde. Biz de mutfaktan, yani radyoculukta da mutfaktan gelenler genelde biraz daha başarılı oluyorlar. Sinemada da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi sizsiniz. O tabii. Mutfak yıllarını biraz değerlendirerek başlayalım mı sohbetimize? Şimdi efendim, tabii Acar Film Stüdyosu Türk sinemasının 3 büyük stüdyosundan bir tanesi. Hatta en büyüğüydü. Bütün filmler onun Acar Film Platosu'nda çekilirdi. Laboratuvar işlemleri, montaj, senkron, negatif montaj, laboratuvar işlemleri orada yapılırdı. Seslendirme işlemleri orada yapılırdı. Dolayısıyla bence en önemli okuldu Acar Film Stüdyosu ve bizim stüdyodan yetişen yani teknik açıdan çalışarak yetişen ünlü yönetmenler, teknik adamlar filan bugün hep üst düzey yerlerdeler. Şimdi ben o dönemde, yani tabiri caizse yerden şut toplamak derler. Şimdi bu filmler biliyorsunuz 25-30 bin metre film çekilir. Bir metrede 52 tane kare vardır. Evet. 52 sinema karesi, film karesi. Bunları bir düşünün böyle 25-30 bin metre filmi açıldığı zaman bu odayı dolduracak nitelikte böyle filmler. Ve ben ilk çalışmaya başladığım dönemlerde Memduh Ün'le, kulaklar çınlasın Memduh abinin, bir filminin montajını yapıyorduk. Kısmet'in En Güzeli galiba. Şimdi ismini tam net hatırlayamıyorum ama Fatma Girik de Fikret Hakan oynuyordu. Ben de montaj masasındayım. Memduh abi yanımda. Böyle
tam işte şuradan keselim, buradan keselim derken ben makası attım ve bir kare filmi de o 25 bin metre filmin içerisine attım. Memdu abi ne yaptın dedi. Ya, emin asibet attın dedi. Baktı, bul o kareyi dedi. Ya 25 bin metre filmin içerisinde bir kare filmi düşünebiliyor musunuz? Ben tabii başladım. Ne haddimize biz laf söylemek. Mecbur bunları karıştırmaya yani. Başladım. Döndü Fatma'ya dedi ki yürü dedi biz yemeğe gidelim dedi. Geldiğimizde dedi kare bulunsun dedi. Ben o 25 bin metre filmin içerisinde o bir kareyi yaklaşık herhalde 1,5-2 saat sonra buldum. Oo, çok güzel. Kanter içerisinde Memdu abi geldi. Aldı kareyi eline baktı öyle ışığa tuttu. Ha iyi tamam bulmuşsun dedi. Kaldırdı attı. Devam edelim. Yani şimdi bunu niye anlattım? Nasıl bir ocaktan yetişmişiz? Usta çırak ilişkisi böyle çok ortaya. Önemli. Yani bir kare filmin önemini Memdu Ün bana anlatmıştır. Evet, çok güzelmiş hakikaten. Ve tabii onu takip eden bir sürü çalışmalar oldu. Ben senkron yapmaya başladım, montaj yapmaya başladım, negatif montaj yapmaya başladım. Ses ünitelerinde ses mühendisinin Tuncer Aydınoğlu'nun Allah sağlık versin asistanlarını bile yaptım yani. O dönemlerde filmin, ham filmin kutudan çıkmasından sinema makinesine takılabilecek ve hatta düğmesine basılıp oynatılacak hale kadar bütün evrelerinde bir fiil çalıştık ve öğrendik. Yani hani bize birisi şurası şöyle olmuş filan diye hiçbir şekilde söylüyorduramaz. Evet, çok güzel. İşte yapılan işe hakim olmak. Öyle bir ocaktan yetişmeyiz. Evet, çok güzel. Ve bununla da gurur duyuyorum. Sonra montajını yaptığım filmlerde ünlü ustalarla çalıştık. Tabii Metin Erksan, Halit Refik'i rahmetli anıyorum hepsini. Memdu Ün, Süreyya Duru, Ertem İlmez. Bunlar ustalarla çalıştım ve bu ustaların hepsi de bana benim asistanım ol diye bana teklif ettiler. Ama ben o dönemde çok film çeken Ülke Erakan'la asistanlık yaptım. 12 ayda 13 tane filmde asistanlık yaptım. Ve askere gittim. Askerlik sonrası da işte devam etti yine çalışmalarımız. Evet. 1970'te ilk filminizi yapıyorsunuz. Evet. O dönemden biraz bahsedelim mi yönetmenliğe geçiş? Şimdi askerlik dönüşünde ben Acar Film Stüdyosu'na artık tabii orayla çalışmalarımız bitti. Ertem İlmez'e asistanlık yapmaya başladım. Ertem abi benim gerçek hocamdır. Yani asistanlığını yaptığım hoca. Aşağı yukarı 2-2,5 sene Ertem abinin asistanlığını yaptım. O dönemdeki çok zorlu filmler, çok büyük filmler yaptık. Ve en son Sürtük filminde asistanlığını yaptım. Birlikte bir Yunanistan'a gittik Ertem abiyle. Yunanistan dönüşü o arabayı ben kullanıyorum. Ertem abi de yanımda oturuyor. Temel dedi kendini dedi Eylül ayına hazırla dedi. Film çekeceksin dedi. 24 yaşındayım. 24 yaşında bir çocuk için bir film çekmenin ne demek olduğunu anlatamam. Hele o dönemde. Şimdi okulu bitiren arkadaşlara daha asistanlık yapmadan hadi bunu çek diyorlar. Çekiliyor filan. Ama o zaman tabii bir filmi çekmek çok önemli. Bir mali bir külfet üstüne biniyor. Deneyimlerin yani etrafa kendini sevdirmen bütün okulların hepsi çok önemli şeylerdi. Ve ben o arabanın direksiyonunda bu tekliften sonra küçüle küçüle adeta bittim. Neticede döndük. Rahmetli Sadık Şendil'le beraber benim bir projem vardı. Dikkat Kan Aranıyor filminin projesi. Onu Sadık abiyle yazmaya başladık. İşte ben yazdım. O diyaloglandırdı. Tekrar Ertem abinin elinden geçti filan. Biz 1970 senesinin Kasım ayında ilk yönetmenliğim olan Dikkat Kan Aranıyor'un çekimine başladık. Çok iyi. Bu arada tabii Ertem abi dedi ki hadi bir kastını yap bakalım kimleri oynatacaksın dedi bu filmde. Çocukluğumdan beri, ortaokul sıralarından beri hayranlık duyduğum Ekrem Bora'ya oturtmuştum kafamdan. Onu oynatmayı planlamıştım. Dedim ki Ekrem Bora oynasın dedim. Semra Sar, Süleyman Turan çok güzel ödül aldı sonra Süleyman Turan o rolüyle. Böyle bir kast listesi verdim Ertem abi. Ertem abi baktı dedi ki ben senin yerinde olsam dedi bu rolü dedi Yılmaz Güney'e teklif ederim dedi.
Dedim ki Ertem abi, yani Yılmaz Güney de yeni hapishaneden çıkmış. Hı-hı. Ulaşılması zor bir şeyi var, ünü var, şöhreti var. Sen dedi git bir teklif et. Senaryoyu koydum koltuğumun altına. Suat Sadıkoğlu'nun köşkü vardı şeyde, Ortaköy'de. Hı-hı. Oraya gittim, orada çalışıyordu Yılmaz Güney. Temelciğim hoş geldin filan. Elini böyle omuzuma attı. Gel bakalım dedi. Nedir dedi. Dedim ki Yılmaz abicim, bu böyle böyle bir senaryomuz var. Arzu filme ben bunu çekiyorum. Hı-hı. Çekeceğim. İlk yönetmenliğim olacak. Ve senin oynamanı istiyoruz dedim. Hı-hı. Yani Ertem abinin de fikri bu. Temelciğim bir okuyayım dedi. Ben dedi çok yoğunum. Bu aralar çok film çekiyorum ama dedi. Bir okuyayım senaryoyu dedi. Projeyi bir göreyim filan. Tabii dedim, bıraktım. Sen yarın gel dedim. Hı-hı. Ertesi gün gittiğimde aldı beni karşısına, oturduk. Temelciğim senaryon çok güzel dedi. Proje harika dedi. Fakat dedi ben dedi burada filmin kahramanı polis dedi. Hı hı. Ben dedi polis oynamak istemiyorum dedi. Hı hı. Ama dedi eğer bir yönetmen olarak, bir senarist olarak uygun görürsen dedi bu karşıdaki Süleyman Turan'ın oynadığı rolü biraz daha genişletelim, ben onu oynayayım dedi. Hı. Dedim ki Yılmaz abi, yani bütün dengeler bozulur. Evet. Bu olacak bir şey değil. Yani hı, senaryonun şeyinden çıkar. Evet. Çizgisinden çıkar hı dedik. Başka bir filmde çalışırız inşallah dedi. Sarıldı, öptü ve beni uğurladı. Hı. Ve ben Dikkat Kanaranıyor'u tabii aklımda olan Ekrem Bora ile çektim. Hı. Aşağı yukarı yaklaşık bir 28-29 gün iş günü oldu. Film bitti. O filmi ben çekerken Ertem abi çok böyle içine kapandı, bir şeyler oldu, üzgün görüyorum filan falan. Dedim ki Ertem abi ne oldu? Yok dedi, sonra konuşuruz senden diyor hep. Hı-hı. Böyle bu çekim süresince. Sonra Acar Film Stüdyosu'nda gene filmin montajını yaptım. Siyah beyaz o zaman. İş kopyaları siyah beyaz ve sessiz haliyle. Ekranda geçerken işte Ertem abi ve dublaj yönetmeni Hayri Esen ve ben üçümüz seyrediyoruz salonda. Ben tabii ustam seyrediyor. Ben arkada büzüldüm, küçüldüm. Köşede böyle bir geçtim, oturdum. Film sessiz haliyle oynadı. Film bitti. Işıklar yandı. Ertem abi ayağa kalktı, dedim ki eyvah şimdi ne diyecek bir koca şey saç kesildi önümüze düştü. Ertem abi böyle bir döndü, gözleri kıpkırmızı, ağlamış. İşte dedi benim oğluma da bu yakışırdı dedi, sarıldı öptü filan. Rahmetli Hayri Esen dedi ki Ertemcim dedi, Temel'e iyi peştemal kuşandırmışsın dedi. Hı hı. İyi bir usta olmuş dedi. Yani ilk Dikkat Kanaranıyor'un böyle bir öyle anısı bir var. Gerçekten çok. Çok da güzel bir film oldu. Ödüller kazandı. Ben de 24 yaşında yönetmen olmanın gururunu taşıdım o filmde. Hı. Bugüne kadar da hatta herkes o filmden bahsediyor. Hı hı. Mutluluk verici şeyler tabii bunlar. Çok güzel gerçekten. Bir de hani siyah beyaz film işte montajı dediniz, hani şimdi bir taraftan da amatörce takip etmeye çalışıyoruz sinema dünyasını, yeni sinemacıları. Bugün artık dijital kameralar var. Alıyorlar, bilgisayara aktarıyorlar. Kes, kopyala, yapıştır. Hiç yani bugün ben yönetmenim diyen yönetmen o siyah beyaz dönemini ya da film karesini bir metrede kaç tane kare olduğunu bile görmemiştir hayatında. Yani evet. O da şimdi çok. Ondan daha önemlisi şu Kamil'cim. Şimdi o yılları düşünün. 68, 70 işte benim yönetmen olduğum 70 yılını düşün. Emin olun ki Türkiye'de negatif film sıkıntısı var. Hı-hı. Yani dışarı döviz gidecek diye film getirtilemiyor. Her şey kısıtlı, her şey çok pahalı. Hı-hı. Ve prodüktör getiriyor, önüne koyuyor şeyi, negatifleri 30 kutu hı-hı negatifi koyuyor. Bu 30 kutu negatifli çekip bitirmek mecburiyeti. Yani idareli de kullanacak. Yani yok. Hı-hı. Yok. Yani yok, parasını yani da versen yok. Hı-hı. Belirli kotalarla geliyor filan falan. Yok. Böyle bir zorluk da düşünebiliyor musunuz? Yönetmen gelmiş önüne 30 kutu film, 30 kutu film işte yaklaşık 3600 metre eder. Bu 3600 metre film de 2400 metre en az 2400 metre bir film çıkarmak evet mecburiyetindesin. Hı hı. Şimdi emin olun ki bir okuldan mezun olmuş yönetmenin hı hı filmi kaç metre çektiğini
ne yaptığını, evet, ekonomik tarafını bilmez. Bilmesi bilmez de mümkün değil. Hı-hı. Tabii biz bunların içerisinden yetiştik. Çünkü hı-hı, asistanken bunların hep hesabını yaptık. Hı-hı. Gene bununla ilgili size bir anımı anlatayım. Hı-hı. Şeyle, kısıtlı negatiflerle, hı-hı, ilgili. Biraz çok mu konuşuyor? Yok, çok keyifli gidiyor ben vallahi. Ağzım açık dinliyorum sana. Şimdi aradan yıllar geçti tabii. Artık usta yönetmen olduk. Hı-hı. Ferdi Tayfur'la ikinci filmimi çekiyorum. Birinci film Çeşme'ydi, ikincisi Derveder. Derveder filmini çektik. Ama artık yani hem istediğini alan yönetmen olmuş, hı-hı, hem de yaptığımız filmler hasılat rekorları kırıyor filan. Gene ama bu negatif sıkıntıları filan devam ediyor. Dedim ki ya Hulki abi, dedim, Hulki Saner'e, hı-hı, yapımcımız aynı zamanda Hulki Saner o dönemde. Ya bir rüya sahnesi var dedim kafamda. Böyle bir çölde, böyle Ferdi işte uzanıyor, kıza yetişemiyor. Hı-hı. Kız kayboluyor, hayali kayboluyor filan. Bunun üzerinde de bir şarkı çekmek istiyorum dedim. Hulki abi dedi, Temel'cim hiçbir imkanımız yok dedi. Hı-hı. Bir kutu negatif yok dedi. Yani öyle bir şansımız yok dedi. Ben de çok sinirlendim. Dedim ki Hulki abi de çok büyüğümüz, yaşça çok, hı-hı, büyüğümüz, abimiz. Ya Hulki abi dedim, ya sen ne biçim prodüktörsün? Bir kutu negatifi bulamıyorsun filan dedim. Hulki abi şöyle kaşlarını çattı, bir baktı bana. Ve döndü arkasına, odadan çıktı. Hı-hı. Çok üzüldüm sonra bu lafı ettiğime. Ertesi sabah yazıhaneye geldiğimde Hulki, hı-hı, abinin elinde bir kutu negatif film. Hı-hı. Getirdi benim önüme, böyle masaya koydu. Hı-hı. Al bakalım Temel Bey dedi. Bir kutu negatif dedi, buldum. Hayalini kurduğun sahneyi çek bakalım dedi. Hı. Dedim ki hani yoktu Hulki abi. Temel'cim ben sabah dedi saat 7'de kalktım. Sirkeci'ye gittim. Hı. Fotoğrafçılardan, hı, o 1,5 metre filmleri toparladım. Hı. Eklettim birbirine karanlık odada. Hı. Yani düşünemeyeceğim. 100 işte tane, evet, böyle yamadan, hı, bir kutu negatif dedi, buldum dedi. Hı. Ve gözlerinden yaş akıyordu Hulki abinin. Evet. O kadar üzüldüm ki dedim ki ya çok özür dilerim. Yani ben bunu filmin selameti için söyledim. Kusura bakma, alın mı Hulki abi? Filan dedim, aldım. Neyse gittik, o hayal ettiğim sahneyi çektim. Hı. Derbeder filmindeki çöl sahnesini. Evet. O film öyle bir iş yaptı ki. Hı. O Derbeder filmi. Hı. Yıktı geçirdi ortalığı. Yani acayip bir iş potansiyeli. Acayip diyebilirim ki. Hala belki bilemiyorum şeyine, hasılatına yetişilebilmiş midir, hı hı, bilmiyorum ama çok büyük iş yaptı. Hı hı. Ve o Hulki abiye zorla aldırttığım negatifin, hı, acısını Hulki, hı, abi helal olsun sana. Helal olsun diye. Fazlasıyla, evet, ödemiş oldum, evet, yani. Çok güzel. Sohbetimiz devam edecek. Çok da tatlı ilerliyor ama kısa bir reklam aramız var şimdi. Reklamlardan sonra biz yine buradayız efendim. Bizden ayrılmayın. Kamil Bilici ile Bir Dünya Sanat devam ediyor. Müzikal Teknik Küpü efendim. Kısa bir reklam arasının ardından yine birlikteyiz efendim. Saatlerimiz 20.34'ü gösteriyor. Stüdyomuzda Yeşilçam'ın değerli yönetmenliğinden Temel Gürsu ile sohbetimiz devam ediyor. İlk yarım saati nasıl geride bıraktık anlamadık bile. İkinci yarım saatimizdeyiz. Ve Temel Gürsu'nun sanatsal hayatını konuşmaya bu program yetmeyecek. O çok aşık ya, ilerleyen günlerde mutlaka. Daha bir tane film konuştuk. Evet, bir tane film konuştuk. İleride diziler var. Evet. Değişik değişik şeyler daha çok konuşacağız. Üniversite hocalığınız var. Onlara da mutlaka bu program bitmeden kısa kısa mutlaka değinelim istiyorum ama bir de bizim dinleyicimizin de ilgisini çekecek bir başka boyutu var. Artık Silivri'li Temel Gürsu. Evet. İki yıldır, evet, Silivri'de yaşıyor. İkameti de burada. Oyunu da burada kullanacak önümüzdeki seçimlerde. Evet. Ve yolunuz nasıl düştü Silivri'ye? Nasıl tanıştınız? Silivri'de yaşamaya karar verme süreci nasıl gelişti? Efendim bu Marmara Uyum Kent Sitesi yapılırken daha, hı-hı, inşaat halindeydi. Hı-hı. Burada benim akrabalarım var. Hemen Uyum Kent'in karşısındaki benzin istasyonu
dayımın kızınındır. Bir gün geldiğimde dediler ki ya burada Marmara Uyumkent sitesi diye bir site yapılıyor. İşte şöyle böyle filan. Daha o zaman tabii yolları yapılmamış, inşaat halinde böyle bir girdik çamurlar içerisinde filan ama hakikaten yer çok güzel. İstanbul'a da yakın. Yani biz buradan, ben Uyumkent'e geldikten sonra buradan 2-3 tane dizi yönettim, film yönettim mesela. Yani sabah gidip akşam gelmece çalışmalarım oldu. Neyse tabii oturmaya başladıktan sonra orada bir ev aldık. Çok da güzel komşularımız var, çok da güzel komşuluklar var. Bu Çapa Tıp Fakültesi'nin ve İstanbul Teknik Üniversitesi hocalarının kurduğu bir site. Yönetiminde 11 tane profesör vardı ilk kurulduğu zaman. Şimdi ben de orada yönetim kurulu başkan yardımcısıyım oranın. Ve dolayısıyla sitenin kültür sanat işlerinden de sorumlu başkan yardımcısıyım. Mesela bizim çok güzel bir 486 kişilik amfiteyatromuz var denizin üzerinde. Ben burada aşağı yukarı 15-16 senedir filmler oynuyorum. Her sene İşte sezon boyunca 15-16 tane açık hava sineması. Tabii açık hava sineması. Bunun yanı sıra tiyatro gösterileri yapıyoruz. Müzik gösterileri yapıyoruz. Konserler veriyoruz filan. Dolayısıyla aktifiz yani. Boş durmuyoruz. Çalışıyoruz. Ve bizim sinemamız bütün site seyircisine yönetim kurulunun ödediği yani masraflarını karşıladığı bir şey var. Bedava oynuyor yani filmler, gösteriler bedava. Örneğin bu sene Müjdat Gezen geldi. Müjdat Gezen geçen sene geldi pardon. Bu sene Ferhan Şensoy geldi. Ondan önceki senelerde gene hep tiyatro konserler oldu, tiyatro gösterileri oldu. Yani orası çok başarılı gidiyor orası. Biz Silivri'ye aşık olduk. Yani ben hakikaten bu sene bir Mart ayında bypass ameliyatı oldum. Dört damar değiştirdik. Geçmiş olsun. Ve dolayısıyla bu seneki benim çalışmam yani film ve televizyon dizim vardı çekilecek. Onu biraz öteledik. Ameliyatı yeni geçirdiğimiz için dedik ki çok ağır bir yükün altına girmeyelim. Ve dolayısıyla şimdi Maxi Alışveriş Merkezi'nde bir dükkanımız var. Oğlum açtı. Telefon satışları yapılıyor. İşte kontür yüklemeler, şans oyunları oluyor. Oyalanıyoruz orada. Oradaki arkadaşlarımız var. Eczacımız var Adnan. Adnan da benim çocukluk arkadaşım. 52 senelik oranın eczacısı. Dolayısıyla çok biz memnunuz Silivri'den. O da gözlükçüğümüz var bir Selçuk Bey. Selçuk tabii. Onlar hep arkadaşlarım. Evet. O bir de bir oğlunuz da yine sinema dünyasında çalışmaya devam ediyor. Evet. Orayı açtığımız oğlum da Emrah şu anda Gold Film'in genel koordinatörlerinden bir tanesi. Çok güzel. Şu anda Benim Hala Umudum Var diye bir dizi var. Evet, Gizem Karaca'nın başrolünü oynadığı. O dizinin genel koordinatörlerinden bir tanesi. O firmanın sahibi de benim eski asistanım. Faruk Turgut. O da Gold Film'in sahibi şimdi. Yani biz sinema olarak bir aile gibi geldik bugünlere ama artık bundan sonra yaprak dökümü başladı. Teker teker ustalarımızı, abilerimizi, büyüklerimizi kaybediyoruz. Tabii üzülüyoruz. Bu sene şeye davetliydim. Antalya Altın Portakal jürisinin verdiği ödüllerden bir tanesini çok sevdiğim, saydığım ustalarımdan Halit Refik'e verilecek ödülü eşine verdim sahneye çıkarak. Tabi bunlar insanı yıpratıyor. Yani ustalarımızı birer birer kaybediyoruz ama hayat devam ediyor işte. Şimdi Silivri'liyiz. Tabi Silivri'ye geldik. Silivri'nin geçenlerde Sayın Başkanımız Özcan Bey da şey yaptı, ziyaret etti bizim siteyi. Madem Silivrilisiniz dedi, oyunuzu burada kullan dedi. Biz de tabii hakikaten de kararlıydım zaten. Aldım nüfusumu falan buraya. Ailece aldık. Artık yeni seçimlerde
Evet. Burada kullanacağız. Çok güzel bir şey. Başkanımız da sanatın, sanatçının her zaman yanında olan bir anlayışla çalışmaya devam ediyor. Aslında sizin burada olmanız artık bir avantaj da olacaktır. Silivri Belediyesi de evet. Bunu da böyle değerlendirecektir diye düşünüyorum ben. Kendisiyle de mutlaka denk geldiğimizde iletmek istiyorum. Buradan canlı yayından da söyleyelim. Siz buradayken Silivri'den nice sinemacıların yetişmesi de mümkün olacaktır. Silivri Belediyesi'nin de bu gibi konularla faaliyet veren bir kültür merkezi var. İnşallah olmayacak bir şey değil. Evet. Ben aslında çok da güzel düşüncelerim vardı bu sene. Hı-hı. Bu tabii Mart ayında olunca bu ameliyat. Ben Hı-hı. bu sene bir deneme mahiyetinde de olsa bir film çekecektim burada. Yani Hı-hı. çocukları konu alan, Silivri'yi kullanacağımız, mekan Hı-hı. olarak kullanacağımız, Silivri'nin bütün güzelliklerini ön plana çıkarabileceğimiz, Hı-hı. uyum kenti alarak, iş merkezlerini alarak böyle Hı-hı. bir, hatta Küpe FM'de memnuniyet olacak, olmayacak bir şey değil. Her zaman tabii yapılabilir. Böyle bir şey düşündüm ve ben başkandan Hı. bunu rica edecektim. Fakat Hı. dediğim gibi bu ameliyat biraz Hı. bizi öteledi ama Hı. bir şey kaybetmiş değiliz. Evet, çok İnşallah olacak. Yapılabilir. Silivri ile ilgili filmler çekilmiş daha evvel ama işte çok fazla değil. Müslüm Gürses'in bir filmi var Silivri'de çekilmiş. Türkan Şoray'ın bir filmi var. Ama tabii ki sinema dünyasına son yıllarda çekilen bir iki tane film var. Bu Oğlum Bak Git diye bir film yapıldı. Evet. Ondan bahsetmişken yeni dönem sinemayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi yeni dönem sinemadaki işte ben Antalya'daydım. Geçen sene Altın Koza'daydım. Adana Hı-hı. Festivali'ndeydim. Bu sene Altın Portakal'daydım. Hı-hı. Arkadaşları tabii çok genç arkadaşlar. Daha özgür düşünüyorlar. Bizim Hı-hı. gibi değiller. Biz çünkü kıtlıklar içerisinde bu sinemaya Hı-hı. gönül vererek bugünlere kadar getirdik. Ama şimdi onlar senin demin bahsettiğin gibi manyetik bantlar sınırsız. Evet. Sınırsız. Yani şarj hani, bitmediği sürece çekebiliyorlar. Benim yani. Önüme konan 30 Hı-hı. kutu negatifle evladım bu film bitecek diyen prodüktörler Hı-hı. artık yok. Evet. Dilediğin kadar. Hı-hı. Yani şimdi kamera diyor, aksiyon diyor yönetmen. Aksiyon başlayana kadar Hı-hı. emin olun ki 3 dakikalık 5 dakikalık film geçiyor. Evet. Yani biz bunları film değil tabii evet. masrafı yok. Onun. Evet, evet. Olmayınca da şimdikilerin önüne 30 kutu filmi koysak herhalde tozunu alabilirler sadece. Valla bilemiyorum yani ama kafa yapıları tabii çok üniversite bitiriyorlar, okulunu okuyorlar. Tabii bence o okulu okuduktan sonra setlerde mutlaka bir eğitim görmeleri lazım. Çünkü okul tamam kitaptan okuyorsun, öğreniyorsun ama o setin tozunu, havasını Kesinlikle. Yutmak çok önemli. Hı-hı. Mesela gurur duyduğum bugün çok ünlü yönetmenler var. Benim asistanlığımdan yetişmiş. Hı-hı. Mesude Erarslan var. Mesude Erarslan Yaprak Dökümü'nün yönetmeni. Yani Hı-hı. düşünebiliyor musunuz? Hı-hı. Geldi haklı olarak yaklaşık 2 sezon, 3 sezon neyse reyting rekorları kıran bir dizi. Onu bitirdi. Mesela İntikam diye İntikam, bir dizi Beren Saat'in oynadığı. Evet. O da hep reyting listelerinde birinci giden bir film. Yani çok güzel. Ömer Uğur var. Hı-hı. Geniş Aile'yi çekti mesela. O da benim asistanlarımdan. Ne bileyim. Süleyman Seçik var. O Harem'i çekiyor. Harem Hı-hı. dizisini Hı-hı. çekiyor. Gani Müjde'yi. Gani Müjde'nin evet şeyini yazdığı eseri çekiyor. Hı-hı. Yasemin Türkmenli var. Şimdi ne çekiyor bilmiyorum ama yani Hı-hı. o da çok önemli. Bunlar ama Hı-hı. tabii bir 9 Eylül mezunu, biri Mimar Sinan mezunu. Hı-hı. Oralardan ama Hı-hı. setin havasını yuttular. Yani sesin havasını Hı-hı. aldılar, setin havasını. Hı-hı. Ve güzel şeyler yapıyorlar ve biz de bunlarla gurur duyuyoruz. Evet çok güzel. Radyo'da az önce bir paralellik belirlemiştim. Şimdi de benzer bir şey çıkıyor, beliriyor gözümün önünde. Bizde de ben radyo televizyon mezunu değilim ama... Radyo televizyonda okuyan arkadaşlar gelip burada işte bu mikserleri, mikrofonları bizle beraber tanıyorlar. Mutlaka. Ondan sonra, gelecekler. Uh-huh. Sete seyirci dahi olarak gelse uh-huh. Uh-huh. yönetmen ne yapıyor, insan ilişkileri nasıl, uh-huh. set işçisiyle diyaloğu nasıl, uh-huh. starla diyaloğu nasıl, makyöze, makyöre nasıl, uh-huh.
talimatlar veriyor. O organizasyonun içinde olmaları lazım. Mutlaka. Orada yaşamayı bilmek de başka bir şey. Orada yaşamayı öğrenmesi lazım. Oranın disiplinini öğrenmek lazım. Çünkü bizim işimiz, yani ben şu saatte geldim, öyle oldu, böyle oldu, yok. Her şey dakik. Dakik, yoksa yayına yetişemezsiniz. Bakın, bir televizyon dizisi, ki en son işte Sibel Can'la çektiğim Berivan dizisi mesela. Veya Kanal D'ye çektiğim Kırık Kanatlar dizisi. Şimdi bunlar 5 gün içerisinde çekilip, kurgulanıp, bitirilip, seslendirilip, müziklendirilip yayına girmesi lazım. 5 gün içinde, yani 5 gün içinde 100-110 dakikalık bir film oluşuyor. Tabii teknik imkanlar şimdi çok fazla. Bizim zamanımızdaki gibi kısıtlı değil. Yani her istediğini elini şöyle şak dediğin zaman önüne geliyor. Ama biz çok zorluklar çektik. Şimdi en son için Kırık Kanatları çektiğim zaman vallahi atlar, arabalar, faytonlar, fesler, Kuvayi Milliyeciler, silahlar, o dönemin arabaları ve dehşet verici bir, yani araç geliyor, kapakları açılıyor, restoran oluyor, masalı, sandalyeli, şeyli, örtülü, çatallı, bıçaklı. Biz dağ başlarında hep sucuk ekmek, peynir ekmek yiyerek bu işleri yaptık. Bu meslekte emeği geçen büyüklerimi saygıyla anıyorum, rahmetli olanlara rahmet diliyorum, yaşayanlara sağlıklar diliyorum. Hepsinin emeği, yani Çanakkale'de sırtında top mermisi taşıyan yurttaşlarımız kadar önemli görevler yaptılar. Yapmaktalar. Hala böyle işte bugün dün Tomris Oğuz Alp rahmetli oldu. Çok sevdiğimiz bir ablamızdı. Bugün bir önemli yapımcı Nevin Dal ablamız rahmetli oldu ve tabii bunlar hep içimizi acıtıyor ama yani neyse, sizin film şeyinizde içini karartmayalım programınızın ama tabii ben şükranlarımı sunmak için bu lafları açtım ve konuştum. Tüm Silivrililere filmcilikte faydalı olmak için kucak açıyorum. Yanındayım, emrindeyim. Başkanımıza da buradan mesaj gönderelim. Filmcilikle ilgili, tiyatroyla ilgili çalışmalarda çok güzel olur, gerekli tabii katkıları yaparım. Yardımcı olmaya çalışırım. Evet. Az önce dizilerden konuşurken 110 dakika, 120 dakika, 150 dakika bulan diziler oluyor bugün. Hani dijital olması ve hani 5 günde yetişmesi ayrı handikaplar ama bir de dünya standartlarıyla kıyasladığımızda, örneğin Amerika'da, İngiltere'de çekilen diziler 45'er dakikalık, 50'şer dakikalık diziler oluyor. Bizde dediğiniz gibi neredeyse bir film çekiliyor yani her bölümde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ülkedeki dizi sektöründe? Şimdi efendim, tabii aslında doğru olan dünya standartlarında olmasıdır. Bakın, maç 45 dakika oynanır. Haftayım olur. 15 dakika dinlenir. Bir 45 dakika daha oynanır. 90 dakikadır. Film 90 dakikadır. 45. dakikasında antrak olur. Bir 10-15 dakikalık ihtiyaç molası işte filan diye geçer. Bir 45 dakika daha, 90 dakikada biter. Tiyatrolar öyledir. Perde aralıkları filan. Şimdi bizde de televizyon dizileri 45 dakika olarak başladı. Mesela benim TRT'ye ilk çektiğim 077 Acil Servis, Pamuk Hemşire diye, bilmiyorum hatırlar mısınız? Öyle bir dizi çekmiştim. Çok beğenilmişti, çok sükse yapmıştı. 45'er dakikaydı. Kaygısızlar, nitekim onun peşinden çektiğim 45'er dakikaydı. Gene TRT'ye çektiğim Bizim Mahalle 45'er dakikadı. Ama tabii reklam pardon, özel kanallara geçtikten sonra, açıldıktan sonra reklam, RTÜK şöyle bir kural koydu: 20 dakikada bir 6 dakikalık reklam şeyi, payı koydu. Dolayısıyla tabi filmler hem bölündü, diziler, hem de o araya giren şeyler süreyi uzattı. Yapımcılar da biraz üzerine koya koya filmlerin boyu 100 dakikayı aştı. Dediğin gibi 120-130 dakikalara kadar geldi. Ama tabii bu sette çalışanlar için dayanılmaz bir zorluk. Çünkü yani ben oyuncularımdan, teknik elemanlarımdan bilirim.
abi sabah 7.30'da eve geliyoruz, bir duş yapabiliyoruz, ancak 9'da Taksim'de gene yeniden işe geliyoruz dediklerini hatırlıyorum. Hı. Ben hiç öyle çalışmadım ama. Hı. Yani ben açıkçası hiç öyle hani sabah 7'lere kadar falan, gece sahnesi olur. O gece çekilir, sabah paydos edilir ama ertesi gün çalışılmaz. Yani benim dönemimde ben hiç öyle bir 100 dakikalık, 120 dakikalık diziler çekmedim. Çok zorluk çekiyorlar. Tabii bunun karşılığında ne oldu? İki ekip çalışmaya başladı. Yani ikişer ekip kuruldu. Mesela filmin bir bölümünü yönetmen çekiyor, diğer bir bölümünü ikinci yönetmen çekiyor. Ama tabii bunlar hep para kazanmak için yapılan zorlamalar yani. Bence iş değil. Film bir kişinin elinden çıkar, yönetmenin. Yönetmen ve asistanları vardır. Birbirlerini tamamlarlar ve o film tamamlanır. Ama işte bugün işte iki yönetmen deniyor. Nasıl olabilir? Öbür tarafta çalışan yönetmenle benim kafa yapım aynı mı bu tarafta? Tabii, aynı mümkün mü? Tabii birbirlerine uyum sağlamaya çalışıyorlar. Onun çektiğini izleyip uydurmaya çalışacak. Evet, yani izleyip uydurmaya çalışacak. Doğrusu benim söylediğimdir. Evet, kesinlikle. İki ekip de oluyor, yapıyorlar ama yani hoş değil bence. Peki şimdi yönetmenlikten de biraz bahsetmişken çok hani Yeşilçam denince, konumuz Yeşilçam olunca yardımcı oyuncular da Yeşilçam'da çok emek sarf etmiş ve hani gündemimizde olan hep televizyonlarda gördüğümüz şeyleri var. Ama o dönemlerde 70'lerde özellikle 80'lerde bugünkü kazanılan ekonomik değerler oyuncular bazında kazanılmıyordu. İşte son tahlilde şeyi izleyebiliyoruz yani yardımcı oyuncuların bugünkü bazı üzücü durumları karşımıza çıkıyor haber bültenlerinde. Peki o dönemlerde hani perde arkasında ya da yönetmenlik noktasında en azından başrollerle paralel miydi kazanç dünyası? Yani ekonomik bir değer olarak sormak da istemiyorum ama merak ettiğim şey hani... Şimdi bizim yani ben kendi adıma söyleyeyim, yani yönetmenler adına veya söyleyeyim. Yönetmenler olarak... fena değildi yani kazancımız. Belki bir Cüneyt Arkın'ın aldığı parayı, bir Türkan Şoray'ın aldığı parayı almıyorduk ama tatmin edici bir çalışmaydı. Oluyordu. Tabii yardımcı roller oynayanla yardımcı rolleri oynayanların işi zordu. Bizim zamanımızda bir oyuncuya kostümlerini bile biz getirtirdik. Yani yazılırdı işte 3 tane kostüm getir, 2 tane bilmem şöyle kendisi şöyle. Getirir. Kendisi getirir. Evet. Elbiselerini askıya asar gelir. Makyajını kendisi yapar. Ayakkabısını giyer. Şimdi tabii sete geliyorlar. Karavanların içerisinde makyajları yapılıyor. Efendim kostüm sorumlusu geliyor. Kostümlerini giydiriyor. Onu hayatında hiç görmediği kıyafeti getiriyor, giydiriyor. Onu iş bitince çıkarıyor, asılıyor, temizleniyor, gene kullanılıyor. Yani şimdiki sanatçılar aldıkları parayı tamamen net olarak alıyorlar. Evet. Yani sadece işte hatta evlerinden bile götürüp araba alıyor getiriyor site. Yani kendi arabalarını dahi kullanmıyorlar. Oralara kadar çok çok büyük paralar. Tabii bizim zamanımızda hiç böyle bir şeyler olmadı. Ama ben de böyle sinema adına ağlamak da istemiyorum. Yani yapmasaydınız kardeşim diyebilirler. Biz memnunduk, mutluyduk. Bugünlere kadar da Allah'a çok şükür geldik. Ama tabii o dönemde sosyal hakları olmadığı için, sigortaları olmadığı için arkadaşlarımızın bugün o yaşlanan arkadaşlar mağdur durumlara geldiler. Yani ben kendimden bahsedecek olursam bakın 1962 senesinin işte okulun kapandığı aylarda girdiğim sinemadan 100 küsür tane film, bir sürü televizyon dizisi çekmiş bir yönetmen olarak sigortamı ben Sarıyer Belediye Başkan Yardımcılığından sigorta hakkımı kazandım. Yani bunu bir yönetmen Temel Gürsu söylüyor. Yani neden? Hiç kimse bizi sigorta yapmamış. O sinemanın bir duraklama döneminde kulakları çınlasın İhsan abimiz belediye başkanı, Sarıyer Belediye Başkanı İhsan abi geldi Temel dedi bana dedi sanattan sonra o dönemlerde hatırlarsınız böyle gösteriler yapılıyordu, konserler veriliyordu filan şeyde
Bana yardımcı ol dedi. Gittim ve ben gidiş o gidiş 5,5 sene başkan yardımcılığı yaptım. Hı. Sarıyer Belediye Başkanı. Ve beni işte var olan şeyleri, emeklilik haklarımı toplayarak oradan emekli oldum. Hı. Yani çok acı değil mi? Yani evet, bir maalesef. Yönetmenin Sarıyer Belediye Başkan Yardımcılığından emekli olması çok hoş bir şey değil. Şimdiki arkadaşların hepsi sigortalı. Hı hı. Hepsi haklarını alıyorlar, fazlasıyla alıyorlar. Çok da emek veriyorlar, çok çalışıyorlar. Onları da teslim hı hı. etmek lazım ama zorluklarını Çanakkale'de sırtında mermi taşıyan şeyler gibi biz çektik. Evet, kesinlikle. Bugünkü arkadaşlar rahat ediyorlar. Evet. Bugünkü sinemayı demin sordun. Hı-hı. Daha bağımsız düşünüyorlar. Daha istedikleri hı-hı. hikayeleri yapıyorlar ama seyirciye geçiyor mu yaptıkları filmler? Onu çok bilemeyeceğim. Hı-hı. Çünkü sinemalar yani tam randımanla çalışamıyor. Evet. Boş. Bir de tüketim toplumuna da döndük galiba. Yani artık eskisi gibi klasik leşen filmlere rastlamak çok nadir oluyor maalesef. Yani ama hemen bir şey tüketip, söyleyeyim mi? Bakın o dönemdeki filmleri biz mesela ben işte bu Marmara Uyum Kentsitesi'nin sinemasında hı-hı. oynadığım zaman emin olun ki çok kültür düzeyi çok hı-hı. üst düzeyde olan bir site olmasına rağmen hı-hı. ya Temel'cim bize bu güzel günleri hatırlattığın için evet. teşekkür ederiz diye hı-hı. yani hakikaten ben de bu teşekkürleri kabul evet. ediyorum. Çünkü o filmler benim dönemimin filmleri. Evet, yani şimdi yapılan filmleri açıkçası biraz anlamakta hı-hı. zorluk da çekiyorum. Çekilebiliyor evet. Yani çekiyorum. Sinemalarda da pek beğeni kazanmıyor. Bakın şimdi bizim zamanımızda sinemalar 1500 kişilik, 2000 kişilik, 1200 kişilik sinemalardı. Hı-hı. Şimdiki en büyük sinema 200 kişilik. Evet. Yani 40 kişilik, 50 kişilik, 10 kişilik sinema hatırlıyorum hmm. ya. 10 kişilik sinema olur mu? Evet, evet. Yani bizim dublaj salonlarımız bile 15-20 kişilik şey vardı. Evet, oturacak evet. yer vardı. Evet. Açıkçası potansiyel açısından hmm. Cem Yılmaz'ın filmleri hmm. iyi işler yapıyor. Evet. Neden? Halka yakın. Evet. Demin sen mesela bana Çağan Irmak'tan bahsettin. Evet. Çağan Irmak çok önemli bir yönetmen. Hmm. Çok da sevdiğim bir arkadaşım. Hmm. Son zamanlarda biraz ağır kaldı ama herhalde eminim ki bir proje falan hazırlıyordur. Çağan Irmak'ın filmleri çok hı hı. iş yaptı. Evet. Neden? Türk halkını kucaklayacak hı hı. işler yaptığın zaman evet. yani bu her yerde böyledir. Hı hı. Çok üst düzeyde düşündüğün zaman onun seyircisi seni seyretmiyor. O gidiyor evet. başka yerlerde başka türlü hazlar alıyor diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Aslında yavaş yavaş değil son iki dakikamız ama benim bir de değinmemizi istediğim bir konu daha var. O da üniversitede dersler de veriyorsunuz verdiğiniz sinemayla ilgili. Evet. Ondan da kısaca bahsedersek geri kalanını artık bir şimdi, sonraki programa toplayalım. Üniversite demeyelim de TÜRVAK, TÜRVAK Sinema Akademisi, Türk Ercanoğlu Vakfı'nın kurduğu bir okul var Kavacık'ta. Hı-hı. Orada iki sene hocalık yaptım, evet. yönetmenlik dersleri verdim. Ve çok iyi öğrenciler yetiştirdik. Şimdi ben bazı yerlerde karşılaşıyorum öğrencilerimle. Mesela bir bakıyorum birinin elinde kamera. Hocam saygılar diyor. Bilmem, çalışıyorlar ve ben mutlu oluyorum. Evet, onların içerisinde asistanlık yapanlar var. Hı-hı. Bana asistanlık yapanlar var. Çalışanlar. TÜRVAK çok önemli bir okul. Çünkü hı-hı. TÜRVAK'ta sinema eğitimi şeyden, setten yani ocaktan veriliyor. Hani bizim demin bahsettiğimiz gibi. Evet. Ve çok ünlü bak Halit Refik rahmetli hocaydı bizim hı-hı. okulda. Erdoğan Tünaş hocaydı. Hı-hı. Ne bileyim Hülya Koçyiğit hocaydı. Hı-hı. Müjdat Gezen hocaydı. Uğur Dündar kendi janrında dersler veriyordu hocaydı. Her alanda çok değerli hocalarımız ve onlardan Zeki Alasya, Metin Akpınar hoca bizde idi. Tabii onlar yaşamış insanlar olarak setlerde daha önemli şeyler anlatıyorlar ve daha güzel bilgiler veriyorlar. Ben TÜRVAK'ta mesela öğrencilerime senaryo yazdırttım, prodüksiyon yaptırttım, film çektirttim ve o filmi de Türkiye'nin bütün kanallarında oynattırdım. Evet. TÜRVAK'ın öğrencileri hazırladığı hı-hı. film diye oynadı. Bu evet. da bana mutluluk veriyor. Yani çok da hoş bir şey. Hı-hı. Son Ankara teklif aldım. Onlar da böyle bir sinema televizyonla ilgili bir çalışma yapmak için benden hocalık yapmamı istediler. Ama tabii yani hem bu ameliyatım dolayısıyla hem de
şeyde olamadı. Uzak yetişemedik olması. Uzaklığı dolayısıyla. Şu ara ders falan yok. Evet. Ama zaten biz sette bütün bu arkadaşları yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Evet, çok güzel. Çok keyifli bir sohbetti. Bir saat su gibi akıp geçti. Mutlaka bu programı bir tekrarını daha yapmamız lazım. Yenisini vallahi yapmamız yapalım. Lazım. Ben de çok hoş. Hatta evet. Sanatçı arkadaşlarımızı da alarak yapalım. İnşallah çok güzel canlı bağlantılar da gerçekleştiririz. Çok keyifli olur. Bize vakit ayırdığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Teşekkür ederim. Ailesi adına. Dinleyicilerimize vermek istediğiniz son mesajlarınız varsa onları alalım. Silivriliyiz, mutluyuz. Evet. Silivri'de yaşamak güzeldir. Silivri'de yaşamak güzeldir. Küpe FM'de Kamil kardeşimle beraber olmak da daha güzeldi. Çok teşekkür. Tüm Silivrililere, bizi dinleyenlere saygılar sunuyorum. Tekrarını diliyorum tamam. Programın. İlerleyen günlerde mutlaka tekrar olacak. Efendim, bu akşamlık da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Keyifli bir sohbetti. Türk sinemasının değerli yönetmenlerinden Temel Gürsu bizlerle birlikteydi. İlerleyen programlarda mutlaka bir kez daha kendisini konuk alacağımızın sözünü de aldık. Bu akşamlık bu kadar. Yarın saatler 15'i gösterdiğinde Kamil Bilici ile gündemdekilerde Silivrili İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Hakan Kocabaş bizlerle birlikte olacak 15 kuşağında. Sonrasında 18'de Bay Bilici'de ben yine buradayım. 2 saat günlüğüne çıkmamıştım. Haberlerini öne çıkartacağız. Son olarak da yine yarın akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Silivri'de Türk Halk Müziği deyince akla gelen ilk isimlerden biri Muharrem Aydoğan'da keyifli bir müzik ziyafeti Küpe FM dinleyenlerini bekliyor olacak. Yarın 15'te buluşuncaya kadar sevgiyle sevgiliyle, dostça ve dostla ve günün tüm zorluklarına, günün tüm olumsuzluklarına, günün tüm umutsuzluklarına rağmen inadına hoşça kalınız efendim. Kamil Bilici ile Bir Dünya Sanat sona erdi.